sevgili kovalar. 12-19 Ocak haftasına hoş geldiniz. Sevgili kovalar, Dolunay haftasındayız. Bu hafta Yengeç Burcu'nda Dolunay meydana gelecek. Dolunay öncesinde gökyüzünün seyrine bir göz atalım. Hafta başında 11 Ocak'ta iletişim gezegeni Merkür sizin burcunuza geçti. Ay sonuna kadar Merkür sizin burcunuzda sizi destekleyecek. Bu da hayatınızdaki iletişimi arttırabilir. İş görüşmeleri artabilir bu süreçte. Bazı anlaşmalar yapma imkanı bulabilirsiniz. Yakın çevrenizle ilişkiler daha fazla artabilir. Seyahatler gündeme gelebilir. Kendinizi daha iyi ifade edebileceğiniz, yazılı sözlü iletişimlerde daha iyi sonuçlar alabileceğiniz bir süreçtesiniz. Sevgili kovalar, bunu değerlendirmeye çalışın. Zihinsel olarak da daha aktif olacaksınız. Birçok proje, ilginç fikir bu süreçte aklınıza gelebilir. Evet, hafta başında ayın pozisyonlarına baktığımızda 12 Ocak'ta ay ikizler burcunda olacak. Sizi destekleyen bir pozisyonda olacak. Haftaya keyifli, neşeli başlayabilirsiniz. Motivasyonunuz yüksek olabilir. Sosyal ilişkilerde de başarı gözüküyor. Bunun yanı sıra çocuklarla da iletişimin artabileceği veya çocuklarla ilgili bazı uğraşlarınızın da olabileceğini söyleyebiliriz. Kendinizi daha rahat ifade ettiğiniz bir süreçte olacaksınız. Bazı kısa seyahatler de gündeme gelebilir hafta başında. 14 Ocak'ta Ay Yengeç Burcu'na geçecek ve Dolunay enerjileri devreye girmeye başlayacak. Dolunay etkileri kendini 3 gün öncesinden de hissettirebilir. Dolunay 16 Ocak'ta sabah 6:53'te meydana gelecek. 25 derece Yengeç Burcu'nda. Eğer kişisel haritanızda sizin kişisel gezegenlerinizle temas ediyorsa bu dolunay yoğun etkiler alabilirsiniz. Eğer fazla bir teması yoksa etkilerini daha hafif de hissedebilirsiniz. Kova burcu olarak dolunay birinci derecede sizi etkilemiyor. Ancak tabii ki her dolunay döneminde duygularımız biraz daha hassas olabilir. Kendimizi daha kırılgan hissedebiliriz. Bazı kronik sağlık sorunlarımız yükselebilir ki bu dolunay sizin 6. evinizde oluyor. Eğer ihmal ettiğiniz bazı sağlık sorunları varsa ve bir süredir fazla çalışmaktan dinlenmeye zaman ayıramadıysanız bu dolunayda biraz kendinizi keyifsiz hissedebilirsiniz. Soğuk algınlığı, grip veya sindirim sisteminde bazı problemler, mide ile ilgili sorunlar varsa onlar nüksedebilir veya bazı diş problemleri ortaya çıkabilir. Şu sıralarda Venüs Oğlak Burcu'nda retro harekette ve Mars tarafından sert açı içerisinde olacak dolunay zamanında. Bu da özellikle bazı sağlık sorunlarının artış gösterebileceğini işaret ediyor sevgili kovalar. Bu arada yanınızda çalışan kişiler, iş yerinde olabilir, ofiste olabilir veya evinizdeki yardımcılar olabilir. Onlarla da ilgili bazı durumlar ortaya çıkabilir. Onların bir sağlık sorunu veya onlardan kaynaklı sizi rahatsız edebilecek bir durum kısa süreli karşınıza çıkabilir. Birazcık özellikle yakın çevrenizdeki bayanlara dikkat etmeniz gerekiyor. Sevgili kovalar, eğer duygusal hayatınızda bazı karışıklıklar varsa, bazı gizli ilişkiler olabilir, flörtler olabilir. Bunlarla da ilgili Venüs-Mars karesi karmaşa yaratabilir bu dönemde. Duygusal olarak da etkilenebilirsiniz. Bu kavramlarda da dikkatli ve temkinli olmanız gerekiyor. Evet, 16 Ocak öğleden sonraki saatlerde Ay Aslan Burcu'na geçiş yapacak. Biraz daha sizin için olumlu etkiler devreye girebilir. İlişkiler, ortaklıklar, arkadaşlıklar, sosyal paylaşımlar hafta sonuna doğru hayatınızda daha yoğun olabilir. Evet, haftanın genel etkileri böyle. Dolunay'ın etkileri böyle. Daha detaylı bilgiler için günlük burç videolarımızı izlemeyi de unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.